Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. 21 Aralık'ta TÜRMOP'ta son yaptığımız Başkanlar Kurulu'nda aslında bir karar almıştık. Kararımız şuydu. Maliye Bakanlığı biliyorsunuz her yıl ücretlerimizi açıklıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ve son 3 yılda ücretlerimiz inanılmaz seviyede erimiş durumda. Başkanın da ve biz oda başkanlarının da önerisiyle %122'nin altında olacak olan hiçbir ücret artışını, tarifedeki artışı kabul etmeyeceğimizi orada beyan etmiştik. İktidar adına AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş da o toplantıdaydı. Ve iktidar adına Başkanlar Kurulu'nda yapılmış olan bu konuşmaları da aslında o da biliyordu, dinlemişti. Arkadaşlar, son 3 yılda neredeyse aynı sistemle tarifelerimiz yenilenmekte, ücretlerimiz yenilenmekte, bazı refleksleri, bazı tepkileri vermemize imkan dahi tanımamaktalar. 3 yıl önce artı KDV olan ücret tarifemizi KDV dahili getirerek aslında ücretlerimizde %18'lik bir indirim yapılmıştı. Bir sonraki yılda ücret tarifemiz %25 oranında arttırılmış. Enflasyonun neredeyse 1/3'üne denk gelen bu artışa da pandemi dolayısıyla sesimizi çıkaramamıştık. Bu yılda ekonomide tüm taraflar öyle ya da böyle hak ettiklerini talep ediyorlar arkadaşlar. Biz de hak ettiğimizi Başkanlar Kurulu'nda iktidar kanadına yeniden değerleme oranı olduğunu bildirdik. Bunun altındaki artışın meslektaşlarımızın ofislerini çevirmekte, ofislerdeki işlerini yürütmekte zorlanacaklarını, hayatlarını idame ettiremeyeceklerini, mesleki faaliyetlerini idame ettiremeyeceklerini söylemiştik. Fakat Maliye Bakanlığı yine 30 Aralık'ta yeni ücret tarifemizi yayınladı. Bir de baktık %85 oranında artış. TÜRMOP son Başkanlar Kurulu'nda konuştuğumuz karar gereği bugün saat 10 itibarıyla tüm Türkiye'de bu artışı kabul etmediğimizi, artış oranımızın en az %122 olması gerektiğini ve bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yapmamız gerektiği kararını bize tebliğ etti. Biz de hep beraber bu konuyla ilgili düşüncelerimizi kamuoyuyla ve basınla paylaşmış olacağız. Evet arkadaşlar, basın bültenimizi okuyorum. Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşerlik, yeminli mali müşerlik, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki %85 artış, kayıpları dahi telafi etmiyor. 2023 yılı serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşerlik ve yeminli mali müşerlik asgari ücret tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan %122 oranında arttırılarak uygulanması gerekmektedir. Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon mali müşavirleri zor durumda bırakmıştır. Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan mali müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kalmıştır. Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan mali müşavirler aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesidir. Mali müşavirler işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yaratmaktadırlar. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri mali müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır. Mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha birçok hizmetin karşılığı elde ettiği ücretler giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler
hem kamu için hayati önemde görev üstlenen mali müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunlar ortaya çıkmasına neden olabilir. Gelinen aşamada mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo gibi tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir. Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesi maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan maliyetleri karşılamayan ücretler hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır. Bu durumla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse meslek mensuplarının yıllar itibarıyla vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretler değişim oranı bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişim oranını paralel bir şekilde olması beklenmektedir. Ancak 2017-2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz son 5 yılda yalnızca %95 artmıştır arkadaşlar. Buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında asgari ücretin işverene olan maliyetindeki değişim %247, 2023 yılı artışını dikkate aldığımızda %560, üretici fiyat endekslerindeki değişim %296, tüketici fiyat endekslerindeki değişim %155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki değişimler de %224. Yine aynı dönemde arkadaşlar dolar kurundaki değişim %393. Bizim çok maliyetlerimizden olan enerji, elektrik ve akaryakıtlardaki değişim %745. Yine temel girdi maliyetimiz kağıt fiyatlarındaki artışlar %300. Mali müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler maliyetlerdeki artış nedeniyle erimiştir. Yukarıdaki veriler açıkça göstermektedir ki yıllar içerisinde yaşanan kayıpları dahi karşılamaktan uzak olan %85'lik artış bu erimeyi derinleştirmektedir. Mali müşavirlik ücretlerindeki yıllar itibarıyla meydana gelen erime ve bu erimenin nasıl giderileceği tarifenin yayımından önceki 2 aylık süreçte ilgili bürokratlara, siyasilere ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza arz edilmiştir. Ancak haklılığı istatistiki verilerle ortaya konulan bu talepler maalesef karşılanmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihli resmi gazetede açıklanan muhasebe ücretlerindeki %85'lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden, ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan %122 oranında arttırılarak uygulanması gerekmektedir. Evet sevgili meslektaşlarım, TÜRMOB'la tek ses, tek hedefte, tek sonuç odaklı yapmış olduğumuz basın açıklamamız bu kadar. Ancak odamızın ilave açıklaması vardır. Biz ne kadar güçlü, ne kadar bir arada, ne kadar da birlikte olursak vereceğimiz mesaj da o kadar güçlü olacaktır. Son Başkanlar Kurulu'nda sokağa çıkmak dahil her yolu kullanacağımızı söylemişti Sayın Genel Başkan. Bu anlamdaki tepkimizin ilk ayağı arkadaşlar. Umarım Maliye Bakanlığı meslektaşların mesleki yaşamlarındaki bu erozyonu giderecek kararları bir an önce alır. Ve biz de diğer protesto ve diğer hak arama eylemlerine girişmek zorunda kalmayız. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Evet arkadaşlar, bugünle ilgili yine tek ses ve eylemi tek elden yürütme amacıyla TÜRMOP tarafından hazırlanmış bir görsel de var. Bugün saat 10 itibarıyla tüm Türkiye'de basın açıklaması ve sosyal medya hesaplarımızda bu görseli paylaşacağız. Sizden ricam, yalnızca kendinizin değil, etkileşimde olduğunuz herkesin odanın sosyal medya hesaplarında olan bu görseli paylaşması ve hak arama mücadelemize omuz omuza destek vermenizdir. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.